Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji dersinin ilk konusuna hepiniz hoş geldiniz diyeyim gençler. Biyolojinin öneminden bahsedeceğiz. Biyolojideki dönüm noktaları bugünkü dersimizin konusu olacak. Yeni müfredatın ilk öğrencilerisine siz. Müfredatı çok iyi oturtmamız lazım. Sağlam temeller atarak ilerlememiz lazım. Tabii ki bizim de kitaplarımız, konu anlatımlarımız yüzde yüz güncel MEP müfredatına uygun olacak. Tüm çalışmalarımızı yaptık, tamamladık diyeyim gençler. Takvimi de şöyle bir göstermiş olayım. Bugün biyolojinin öneminden bahsedeceğim. Biyolojideki dönüm noktalarını anlatacağım. Bir sonraki derslerimizde de bilimsel çalışmalarda etik kurallarının ne kadar önemli olduğundan ve bilimsel çalışma basamaklarından bahsedeceğiz. Hemen takvimlerden de konu anlatım sırasını takip edebilirsiniz. Ne dedim? Kitaplarımız yüzde yüz güncel MEP müfredatına uygun dedim. Yanımda Dinamo sayısal set var ama sözel set sayısal set fark etmez ya da tekli olarak da edinebilirsiniz. Bu dersi dinliyorsunuz gençler. Dersi dinleyip anladıktan sonra hemen dinamolarınızı açıyorsunuz. Bugünkü konuyla ilgili sayfaların tamamını bitiriyorsunuz, çözüyorsunuz. Biyolojinin dönüm noktalarının olduğu, o bilim insanlarının olduğu testlerin sonuna kadar gelin. Bilim etiği kısmına girmeyin diyeyim. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Şimdi ilk olarak biyoloji ne demek? Biyoloji canlı bilimi demek. Yani canlıların beslenmesi, solunumları, üreme davranışları, cansız maddelerle etkileşimi her şey biyolojinin inceleme alanı içerisine girer. Ta en gelişmemiş canlı bakteriden tut da en gelişmiş canlı insana kadar tüm canlılardan bahsediyorum gençler. Ama biyoloji bilimi sadece dünya üzerinde araştırmalar yapmıyor. Biliyorsunuz ki bilimsel çalışmalar yapıldıkça, gelişmeler arttıkça farklı farklı araştırmalar, farklı farklı araştırmaları doğuruyor. İnsan meraklı bir varlık. O yüzden de merak ediyor. Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olabilir mi? E başka gezegenlerde yaşayabilmek için de tabii ki canlının iç yapısını çok iyi bileceksin. İnsan hangi sıcaklığa dayanabilir? Oksijen oranı ne olmalı? Ya da o gezegende besin üretimi mümkün olabilir mi? Ben o gezegende bitki yetiştirebilir miyim? Atmosfere oksijen verebilir miyim? Bu oksijenden insan faydalanabilir mi bu tarz çalışmalar yapılıyor tabii ki bu tarz çalışmalarda en önde yer alan bilim insanlarının bir kısmı da biyologlardan meydana geliyor e sen başka bir gezegende yaşam oluşturmak istiyorsan ya da araştırma yapmak istiyorsan bitkiler için uygun olup olmadığına ba nasıl bakacaksın bitkileri çok iyi bilen bilim insanlarından yardım alarak yeni gelecekte e ee, başka gezegenlerde yaşamak mümkün mü sorusu çok karşımıza çıkacak. Çünkü çok fazla cevap aranan konulardan bir tanesidir diyeyim gençler. Biraz da yeni ee, gelişmeleri haberleri takip ederseniz birazdan bahsedeceğim ilk Türk astronotumuzdan onun yaptığı çalışmalarda bugünkü bu yılki ders konularımızın içerisinde yer alacak bugünkü dersimizde hangi kazanımlar karşımızda biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabileceğiz katkılarını belirteceğiz Sonra insan hayatına katkılarıyla ilgili sizin soru soran bireyler olmanızı isteyeceğiz. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkıları hakkında bilgi toplamanızı isteyeceğiz. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkıları hakkında topladığınız bilgilerin doğruluğunu değerlendirmenizi isteyeceğiz bu yaptığınız her şeyle ilgili tabii ki en sonda da çıkarım yapabilecek kıvama gelmiş olmayı isteyeceğiz diyeyim gençler. Bugünkü dersimizin anahtar kelimeleri bilim, uzay biyolojisi, dönüm noktaları, bilimsel çalışmalar, bilim insanları, canlılar. Bu dersin içerisinde en çok kullanacağımız kavramlar olacak tabii ki. Sizin neleri bildiğinizi kabul ediyoruz. Bu derste biyolojideki gelişmelerin insan hayatına katkılarını hep birlikte sorgulayacağız. Daha önceki sınıflardan küçük küçük bilimsel çalışmanın ne olduğu, deneyin nasıl yapıldığı, nasıl yapılabileceği ile ilgili fikir sahibi olduğunuz tabii ki kabul ediliyor. Bilimsel araştırma süreçlerini ve bilimin doğasını bugünkü dersimizde yorumlayacağız gençler. Biyolojik uzay araştırmalarıyla hemen başlamış olalım. Biyolojik uzay araştırmaları, insanlığın uzaydaki varlığını sürdürebilir hale getirmesi için çok önemli. E dünyada uzayda olduğu için insanların uzaydaki varlığını sürdürebilmekten bahsediyoruz. Ama uzay gibi bir alanda sadece dünyada değil acaba başka yerlerde de var olabilir miyiz? Yaşayabilir miyiz? Oralara koloni kurabilir miyiz gibi çalışmalar yapılıyor. Uzay araştırmaları yapılırken tabii ki uzay biyolojisinden yardım alınıyor. Oralarda bitki yetiştiriciliği mümkün olur mu? Uzay kimyasından yardım alınıyor. Kimyasal maddelerle oralarda ne gibi değişimler meydana getirilebilir? Uzay mühendisliği aynı zamanda astrofizik gibi bilim dalları da tabii ki uzay araştırmalarında kullanılan alanlar içerisinde yer alacak. En önemli şey ne? diyoruz ki biz bir gezegene gidip acaba orada bir koloni kurup insanların yaşayabileceği bir ortam, hayvanların, bitkilerin yaşayabileceği bir ortam oluşturabilir miyiz? Bunları oluşturabilmek için cevaplamamız gereken neler var? Bazı sorular var. Mesela insan vücudu belli bir sıcaklığa veya belli bir soğukluğa dayanabiliyor. Biliyoruz ki uzayya seyahatlerde, roketlerde, moketlerde zaten ısı yalıtımları olmasa gidebilmek mümkün değil. Ama başka bir gezegende Güneşi olan yakınlık uzaklık daha farklı. İnsan vücudu bu sıcaklığa bu soğuğa dayanabilir mi? Oksijensiz ortamda oksijen üretilebilir hale gelebilir mi? Oralarda radyasyon oranı daha yüksek. Yüksek radyasyon canlı vücudunu nasıl etkiler? Yer çekimsiz ortamda insan vücudu nasıl işlev görür? Adapte olabilir mi? Mesela uzay araştırmaları için astronotları gönderiyorlar. Astronotlar belli bir süre uzay gemilerinde seyahat ediyor. Sonra bunlar geldikleri zaman dünyaya indikleri zaman gemiden İnerken yürüyemiyorlar. Belli bir süre fizik tedavi gördükten sonra yürüyebiliyorlar. Uzay yerçekimsiz bir ortam olduğu için kasları kullanmadıkları ve o ritme alışmadıkları için dünyada tekrar yürümekte zorluk yaşıyorlar. Bununla ilgili videolarda internette bol bol var. Astronotlar iner inmez küt diye düşüyor birileri onları taşımalı ee, diyeyim gençler. Biz yapılan bir tane çalışma üstünden ilerleyelim, moksiden bahsedelim. Şimdi moksi dediğimiz bir aracımız var. Bu moksi karbondioksiti oksijene dönüştürebiliyor. He, o zaman nasıl bir durum söz konusu olur? Biz insanlar oksijenli solunum yapan canlılarız, değil mi? Hadi ben sizi hatırlatayım. Çek bir nefesi içeriye yaptığımız zaman aslında ne yapıyoruz? Biz oksijeni alıyoruz. İçeride besinle yakıyoruz. Hohla bakalım herkes. Yaptığımız zaman da dışarıya ne veriyoruz? Karbondioksit veriyoruz. Bir de su molekülü veriyoruz. Oksijenli solunum yapan canlılar olduğumuz için oksijeni tüketmeli. Dışarıya da karbondioksiti her zaman vermeliyiz gençler. Uzayda ise oksijen yok acaba bir şey geliştirsek geliştirdiğimiz bu şey karbondioksiti oksijene çevirse insanların hayvanların bitkilerin oksijen ihtiyacı karşılansa diye bir düşünce var. Bunun içinde geliştirilmiş MOXI adı verilen bir e, alet bir makina bir araç var gençler. Normal şartlarda dünyada karbondioksit oksijene dönüşebiliyor mu? dönüşebiliyor. Benim bu yazdığım neyin denklemiydi? Oksijenle solunum tek, e, tepkimesinin denklemiydi. Bunun tam tersi de ne olacak? Fotosentez. Bitkilerin fotosentezinde onlar karbondioksitle suyu birleştirip ne yapabiliyorlar? Besin artı oksijen sentezleyebiliyorlar. O zaman ben de bir alet, bir araç, bir makine geliştirsem bu makine bitkiler gibi besinleri, daha doğrusu bitkiler gibi karbondioksiti oksijene çevirse demişler ve bu aracın keşif süreci başlamış gençler. İnsanların uzayda besin ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tabii ki sürdürülebilir yani devamlılığı olan sistemler kurulmak isteniyor. MOXI adı verilen cihazımız var. Ne yapabiliyormuş karbondioksiti oksijene çevirebiliyor o zaman orada belli bir döngüyü oluştursam daha sonra üretilen karbondioksit oksijene dönüşse hayvanlar insanlar oralarda yaşayabilecek uzayda atık suyu geri dönüştürebilecek sistemler de tasarlanmaya çalışılıyor e insanlar burada yaşasın istiyorsan ben bunu insanın yaşayacağı hale çevireceğim buradaki karbondioksiti azaltıp oksijen miktarını arttıracağım. İnsan su olmadan yaşayamaz, mutlaka su tüketecek ama bir de atık oluşturacak. Atığını tekrardan içilebilir forma dönüştürürse hem uzayda koloniler kurulabilir veya bilimsel bir çalışmaya gidiyorlar aylarca kalıyorlar ya onların da bu sayede su ihtiyaçları, besin ihtiyaçları karşılanabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Biyologlar da tabii ki bu çalışmalarda en ön sıralarda yer alıyor. Çünkü biz canlı bilimiyiz. Canlıları inceleyen, iç yapılarını, dış yapılarını inceleyen bilim dalıyız gençler. Biyolojinin esas amacına da bakalım. Canlılar dünyasına ilişkin sorularla bilime dayalı cevaplar oluşturmak, cevaplar aramak tabii ki biyolojinin esas amacıdır. Biliyorsunuz en son yapılan e, uzay seyahatinde bir Türk astronot da bulundu. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu da Alper Gezer Avcı'dır. Gençler orada çeşitli deneyler yaptı. Bitki yetiştirilebilir mi? Bazı e, yer çekimsiz ortamda olaylar nasıl gerçekleşir gibi e, internetten de araştırabilirsiniz. Bazı çalışmalar yaptı. Hemen bir tane soru karşıma geldi. Uzay araştırmaları sırasında üretilmesine gerek duyulan Moxi Hangi canlılardan veya biyolojik süre, süreçlerden esinlenilerek geliştirilmiştir diyor. Moksideki amaç ne Karbondioksite oksijene dönüştürsün. Bu işi kim yapıyor bitkiler. Tabii ki moksi bitkiler yazayım. Esinlenilerek bitkilere bakılarak e, yapılan bir araçtır. Hemen devam ediyorum. Biyoloji ne dedim canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bizim inceleme konularımızın içerisine canlıların yapısı giriyor, işlevleri giriyor. Cansız maddelerle etkileşimleri giriyor. Yani çok büyük bir bilim dalından bahsediyoruz. Tüm canlıları biyoloji biliminin de tek başına incelemesi mümkün değil. Bazı alt bilim dallarına ayrılacak. Aynı zamanda çalışmalar yaparken bazı bilim dallarından da yararlanacak gençler, bazı bilim dallarıyla ortak çalışmalar yürütecek. Mesela biyoloji biliminin yaptığı çalışmalara bakacak olursak, tıptaki sağlıkla ilgili çalışmaları düşünebilirsin. İnsan vücudunda sistemler nasıl çalışıyor? Organlar neden hastalanıyor? Hangi problem yaşanırsa nereler bozuluyor? Bu biyoloji biliminin yaptığı çalışmalar içerisinde yer alıyor. Hastalıklara karşı ilaçlar üretilmesi, aşı, hormon, interferon gibi maddelerin üretilmesi yine biyolojinin alanı. Çevre kirliliğini nasıl önleyelim? Çevrede neler var? Ben bu ekosistemi nasıl korurum? Madde döngülerini nasıl kontrol edeceğim? Yine biyolojinin alanı ekonomi ile ne alakası var deme çevre yoksa canlı yoksa üretim yoksa ekonomi yok demektir. Bitkileri besin olarak tüketiyorsun, tekstil olarak tüketiyorsun, e, mobilya olarak tüketiyorsun, yakıt olarak tüketiyorsun. Canlıların sonunun gelmesi zaten ekosistemlerin, ekonominin, dünyanın sonu gelmesi anlamına gelir. Veya çok başka bir açıdan bakacak olursam, endemik tür dediğimiz bir kavram var. Doğada çok az bulunan, sadece belli bir bölgeye özgü canlılara endemik tür denir. Mesela bazı ülkelerde endemik türler var. İnsanlar turistik ziyaret yapıp o endemik türü görüyor. Ben turistik bir ziyaret yapıp o ülkeye sadece o bitki türünü veya hayvan türünü e, görmek için gittiğimde ülkeye ekonomik olarak da döviz kazandırmış oluyorum. Tabii ki biyolojik çeşitlilik biyolojinin inceleme alanı içerisinde yer alacak. Ekosistemlerin yapısı, sağlık bilimleriyle alakalı yine tedavi yöntemleri veya insan nüfusunu doyurmak zorundayız. Ne yapsak da daha fazla bitki yetiştirsek, tarımda verimi arttırsak gibi çalışmalarda yine biyoloji biliminin alanı içerisinde yer alacak gençler. Bakalım biyoloji biliminin tarihi gelişiminde hangi dönüm noktaları var? Biyoloji biliminin tabii ki ilerlemesi çok Uzun zaman içerisinde çok eski yıllara dayanan bir süreç, burada da dönüm noktası dediğimiz çığır açan, yeni kapılar açan kısımlar var. İnsanlığın yaşamını, doğayı anlama şekline tabii ki bu dönüm noktaları kökten değiştirdi. Daha sonra yapılacak araştırmalara da yön verdi. Mesela bir tanesinin üstünden konuşalım gençler. Penisilin keşfedilmeseydi ne olurdu? Penisilin dediğimiz şey bakteri öldürücü bir ilaçtır. Bugün okulda öğrencilerle de konuşmuştum. Size de onunla ilgili bir örnek vereyim mesela. Eskiden bakıyoruz filmlere. Filmlerde işte kılıçlarla, oklarla savaşıyorlar. Kolları küçük bir ok yarası alıyor. Sonra bu kişi akşam ateşleniyor, hastalanıyor, arkasından ölüyor. Ya aslında bıçakla, okla küçük bir çizik meydana geldi. Niye o kişi ateşlendi, hastalandı, yattı, daha sonrasında öldü? Çünkü eskiden bir yerimiz yaralandığı zaman havadaki mikroorganizmaların veya etraftaki mikroorganizmaların girmesi için bir kapı açılıyor ya. Buradan mikroorganizmalar giriyor ya. Daha sonra bu mikroorganizmaları yok eden bir ilaca sahip değildik. Mikroorganizma insan vücudunda artıyordu. Vücudumuzun bağışıklık sistemi elemanları bu mikroorganizmalarla savaşıyor. Hasta oluyoruz, ateşimiz yükseliyor. Mikroorganizmayı öldüren bir ilaca sahip olmadığımız için de kişinin ölümü söz konusu olabiliyordu. Daha sonra penisilin gibi antibiyotikler keşfedildi. Antibiyotik dediğiniz şey bakteri öldürücü ilaçtır gençler. Devamlı olarak bakteriyel enfeksiyonlara aslında maruz kalabiliyoruz. Bu bir boğaz enfeksiyonu, bir akciğer enfeksiyonu, ne bileyim bir idrar yolu enfeksiyonu da olabiliyor. Eğer buna bakteri sebep olduysa doktor bize antibiyotik veriyor. Antibiyoti içtikten sonra iyileşiyoruz. Eğer bakteri öldürücü antibiyotiklerimiz, penisilinlerimiz olmasaydı, o benim idrar yolumda, boğazımda veya akciğerimde olan bakterilerin sayısı aşırı derecede artardı. Onların sayısı artıp savaşı onlar kazandığı için benim ölümüm söz konusu olurdu gençler antibiyotikleri çok fazla derecede kullanmayalım diyoruz. Neden? Aslında eskiden eczaneye gidilip antibiyotik verir misiniz dediğinde eczaneden antibiyotikleri satın alabiliyorduk. Ama antibiyotikler bizim çok güçlü silahlarımız. Yani sağlık sektöründe elimizde tutmamız gereken silahlar. Çok fazla derecede insanlar antibiyotik kullanırlarsa da antibiyotikler bakteri öldürüyor ya bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanabiliyor. Elimizdeki antibiyotikler bir süre sonra bakterileri yok etmemeye başlayabilir gençler. O yüzden de mümkün olduğunca doktor vermediyse antibiyotik kullanmamalıyız. Bizim çok önemli olan bu gerekli silahımızı korumamız lazım. Daha sonraki sınıflarda antibiyotik direnci falan çok detaylı bir şekilde anlatılacak ama şimdi kafamda bu mantığı bir otutturmuş olayım. Günümüzde antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların artışına rağmen penisilin ve türevleri hala en etkili antibiyotikler içerisinde yer alıyor. Umarız bakteriler daha fazla direnç kazanmazlar. Çünkü bizim silahlarımızın etkisi azalabilir. O zaman hastalıklarla savaşmamız çok zor bir hale gelebilir. Bugünkü dersimizde biyolojinin dönüm noktalarında yer alan bilim insanlarından da şöyle bir bahsedeceğim ve dersimizi sonlandıracağım gençler. Öncelikli olarak Akşemsettin'den bir bahsedeyim. Ta 1300'lü yıllarda yaşamış çok önemli bir bilim insanıdır. Hastalıklara mikroorganizmaların sebep olduğunu, bu mikroorganizmaların da e, hava yoluyla bulaşabileceğini ilk söyleyen doktordur kendisi. Ta 1300 yıllarda gözümüzde göremediğimiz şeyler var. Bunlar hastalık etmenin bulaşmasına sebep oluyor. Hava yoluyla bulaşma da söz konusudur demiştir. Daha sonra biyolojideki çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi mikroskobun keşfi. Robert Hooke ismini verdiğimiz bir bilim insanı var. Bu bilim insanı tabii ki o dönemler için çok gelişmiş. Bu dönemler için daha basit, ilkel yapılı, ilk mercekli mikroskobu geliştiriyor. Yani mikroskopların temeli olan ilk mikroskop Robert Hooke tarafından geliştiriliyor. Bu da önemli bir dönüm noktası. Schleiden, Schwann ve Virchow dediğimiz bilim insanları da günümüzde geçerli olan hücre teorisi dediğimiz bir teorimiz var. Canlılar bir veya birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Canlının en küçük yapı birimi hücredir dediğimiz bir hücre teorimiz var. İlk kez bu bilim insanları hücre teorisinin oluşmasına sebebiyet vermiş. Mesela Schwann Hayvanların hücrelerden meydana geldiğini söylemiş. Schleiden bitkilerin hücrelerden meydana geldiğini söylemiş. Sonra bu bilgileri birleştirmişler. Demiş ki canlılar ya bir ya da çok sayıda hücreden meydana geliyor. Devam edeyim Mendel'i kim bilmiyor ki, kim tanımıyor ki Mendel kalıtımın babası, kurucusudur. Kendisi bir papazdı, aynı zamanda matematik ve biyoloji bilimlerine çok ilgi duyan bilim insanıydı. Kilisesinin arkasındaki serasında bezelye yetiştirdi. Bezelyeleri yetiştirirken hep belli başlı oranların ortaya çıktığını gördü. Günümüzde de geçerli olan kalıtımın ilk kavramlarını ortaya atan bilim insanı Mendel'dir. Buldukları hala günümüzde de geçerlidir. Onun bulduklarının üstüne yapılan çalışmalar sonucunda çok 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 daha fazla günümüzde tabii ki genetikle ilgili bilgiye sahibiz. Alexander Fleming biraz önce bahsetmiştik antibiyotin keşfini gerçekleştiren bilim insanı Bakteri kaynakları hastalık bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılabileceğini söyledi ve böylelikle bir dönüm noktası oluşturdu. Eskiden bakterilerin yarattığı hastalıklardan takır 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 takır, takır insanlar ölürken günümüzde bu tarz ölümler söz konusu olmuyor. Baktım Watson ve Crick'ten bahsedeyim. Günümüzde geçerli olan bir DNA modelimiz var tabii ki. Hani eski sınıflardan hatırlayın. Adenin karşısına timin geliyor. Guanin'in karşısına sitozin geliyor. Adenin timin arasında ikili bağ var. Guanin ile sitozin arasında üçlü bağlar var deyip ben böyle 10-15 saniyede anlatıyorum ya. Aslında benim o 10-15 saniyede anlattığım şey şuradaki bilim insanlarının bütün bir ömür boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Rosalyn bunun bir fotoğraflandırmasını yapabiliyor. Daha sonra Watson ve Crick dediğimiz bilim insanları da bunun şekliyle ilgili fikir sahibi oluyor. Diyorlar ki bizce böyle böyledir. Bilim camiasına bunu duyuruyorlar. Bilim camiasında da diğer araştırmacılar yaptığı araştırmalar sonucunda bu modelin doğru olduğunu söylüyor hatta günümüzde geçerli olan modele Watson Crick modeli ismi de veriliyor ve bu iki bilim insanı Nobel Ödülü alıyorlar 1962 yılında. DNA'nın yapısının anlaşılması da tabii ki çok önemli büyük bir dönüm noktasıdır. Gelelim sonlara doğru. Rekombinant DNA teknolojisi denilen bir teknoloji geliştirildi gençler. Genetik materyalin çoğaltılması bir canlıdan bir canlıya Gen aktarılmasını sağlayan şey rekombinat DNA teknolojisidir. Mesela ben artık e, insanlardan aldığım insülin sentezleme genini bakterilere aktarabiliyorum. Böylelikle bakterilerin de insülin sentezlemesini sağlayabiliyorum. Çok büyük bir gelişme. Polimeraz zincir reaksiyonunun keşfine de bakacak olursak. Belirli bir DNA dizisini milyonlarca kez çoğaltmak için kullanılan teknik, moleküler biyoloji ve genetik araştırmalar için köklü bir değişim olarak kabul ediliyor. 1996 yılında doli kopyalandı. İlk kopya koyunumuz meydana geldi gençler. Normal şartlarda eşeyli üreme yapan canlılarda yumurta ve spermin olması, birleşmesi, döllenmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu bilim insanları Wilmut dediğimiz bilim insanı Dolly'nin kopyalanmasını sağladı. Bir koyunun e, meme hücresinden yumurta hücresine DNA aktarımı yaptı. Böylelikle birebir kopya koyunu oluşturmuş oldu. İnsan genom projesi yine büyük dönüm noktalarından bir tanesi. Dediler ki insanlarda hastalıklara genetik yapı sebep olduğuna göre biz insanların genlerinin tamamını ortaya dökelim, genetik yapının tamamını bilelim. İnsan Genom Projesi denilen bir proje başlatıldı ve sonlandırıldı. İnsanların genetik dizilimleri artık çıkartılabiliyor gençler. Krips-Cas sistemine de baktığımız zaman istenilen bir gen bölgesinde kontrollü düzenleme yapılmasına imkan veren bir teknolojiden bahsediyoruz. Mesela Genetik hastalıklar var. Diyelim ki senin bir geninde genetik aktarılan hastalığa sahipsin. O bölgeye müdahale edilebiliyor. Sen de bilmem ne kanserine yakalanma geni varsa o gene müdahale edilerek senin o kansere yakalanman e, durdurulabiliyor. Tabii ki yeni gelişmeler bunlar. Bunların çok araştırılması, uzun vadede deneylerinin yapılması gerekiyor. Daha sonra çok kolay tedavi yöntemlerine dönüşecektir tabii ki. Gen tedavisi, genetik hastalıkların düzeltilmesi, bitki ve hayvanlarda genetik iyileştirmeler gibi pek çok alanda ilerleme sağladı. İstenilen gen bölgesinde kontrollü düzenleme yöntemi bir de 2021 yılında tabii ki yeni nesil aşıların geliştirilmesi söz konusu oldu. Özellikle COVID-19 pandemisinde yeni geliştirilen mRNA aşıları hızlı süreçte müdahale etme açısından önemli noktalardı. Kanser hastalığının tedavisi için de yine mRNA aşısı dediğimiz aşılar gelecek için çok büyük bir umut vaat ediyor. Geldim özetin özetine, toparlayalım kısmına. Aslında az önce yaptığım bilim insanların tarihi ve keşifinden bahsedeceğiz. Katkı ve öneminden bahsedeceğiz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle bir kollarımı da çekmiş olayım. Mesela... Akşemsettin hastalık etmenlerinin bulaşma yollarını keşfetti. Mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu yani gözümüzle göremediğimiz o zamanlar mikroorganizma demiyorlar da gözümüzle göremediğimiz canlılar ee, var dedi. Robertuk mikroskobu keşfetti. Schleiden, Schwann, Virchow hücre teorisinin oluşmasını sağladı. Mendel kalıtımın ilk kuramlarının, kurallarının belirlenmesini sağladı. Alexander Fleming antibiyotiğin penisilin keşfini gerçekleştirmiştir. Yine kollarımı çekiyorum ekran görüntüsüne alın bunların. Watson, Crick Rosalind Franklin, DNA'nın sarmal yapısının keşfinde önemli oldular. Daha sonra rekombinant DNA teknolojisi geldi, polimeraz zincir reaksiyonunun keşfi geldi canlı klonlaması yapıldı. CRISPR-Cas9 sisteminin keşfi oldu ve mRNA aşılarının geliştirilmesi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın o MEP kitabında bize verdiği biyolojideki önemli dönüm noktalarıdır. Bunları çoğaltabilir miyiz? Tabii ki çoğaltabiliriz gençler. Ben Milli Eğitim'in verdiği dönüm noktalarını sadece koydum. Buradan da hemen dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gençler tabii ki ne yapacağım? Hemen ödüllü soruyu sizlere göstereceğim. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.